Arkadaşlar merhaba. Şimdi 11 Temmuz'da olduğunuz denemenin çözümünü yapacağız birlikte. Ben ilk sorudan başlıyorum. A kitapçığı. Hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır demiş. Kılavuzluk etmek, yol göstermek uyuşur arkadaşlar. Yazdıklarıma kendi rengimi vurmak, yani kendimle alakalı, kimseye benzemeyen dediği için özgünlük. İşin ehli, evet, bir kişi bir işte ehilse eğer o işte yetkindir demek. Bu da doğru. İşin ehli yetkin. Doğru. İsabetli yerinde. Bu da doğru ama el yordamıyla demek kolaylıkla değil. Yani böyle tam olarak gözüyle görmeden eliyle bulması demek. O yüzden C şıkkı uyuşmuyor arkadaşlar. Geldim üçüncü soruya. Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam ikinci cümlede yoktur diyor. Hemen bakalım, meşakkatli, zorlu burada var. Mukayese, karşılaştırmak, kıyaslamak demek. C şıkkında da var. Tetkik etmek, araştırma demek. Burada da var cevabı. İhtar, uyarı demek. E şıkkında da var. Cevabımız Balıkesir olacak. İlerleyelim. İkinci soru. Numaralanmış yerlerden hangisine bu cümle getirilmelidir diyor. Hemen bakalım. Direkt doğru cevap üzerinden gideceğim. Siz zaten parçaları okudunuz sınavda. Şans eseri bu eser ve yazarlarla karşılaşanlar ise bu yapıtlara ön yargıyla yaklaşıyorlar. Neden ön yargıyla yaklaşıyorlar? Çünkü hiç kimsenin okumadığı, bilmediği ve hacimleriyle göz korkutan bu eserleri okumanın zaman kaybı olacağını düşünüyorlar. Evet. 6. numarayı arkadaşlar neden sonuç ilişkisi kurduğu için soru kökünde verilen cümleyi getirebiliriz. Şurada 4. soruda ise direkt 6 çizili kısımdan gidelim. Şiir bakınca değil dalınca görülebilecek bir arka plana sahip olmalıdır diyor. Yani direkt böyle ilk baktığında gözle görülen bir şey değildir. Daha gizlidir şiirin anlamı dediği için. Şiirde görüş ve düşüncelerin gizlenerek verilmesi gerektiği anlamını çıkarabiliriz. 4. sorunun cevabı Edirne oldu. İlerleyelim 5'e. Şimdi yukarıda verilen 2 numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hepimiz içinde bulunduğumuz topluluk tarafından kabul görme ve onaylanma eğiliminde bulunduğumuz için çoğu zaman yeterli birikimimizin olmadığı konularda fikir beyan edip hiç ilgimizin olmadığı alanlarla yakından ilgileniyormuş gibi görüşler ileri sürebiliyoruz. İngiltere merkezli bir kurumun yaptığı araştırmaya göre yetişkinlerin %41'i okumadıkları kitabı okuduklarını iddia ediyor. Gerçekte ise bu kişilerin okuduğunu iddia ettiği bu kitaplar hakkında ya hiçbir fikri yok ya da bu kişiler kulaktan dolma bilgilere sahip. Yani birinci cümlede açıkladığı görüşle alakalı bir araştırma sonucunu verdi bize. O zaman birinci cümlede dile getirilen durumu destekleyen bir bilimsel araştırmadan söz ediliyor diyebilir miyiz ikinci cümleyle ilgili? Diyebiliriz. O yüzden cevabımız 5. sorunun cevabı C oldu. Hemen birleştirelim bunu da. Bilinçsiz şekilde yapılan yoğun egzersiz veya ağır spor çeşitli sakatlanmalara hatta ölüme yol açabilir. Bu nedenle egzersizlere başlamadan önce egzersizlerin özellikle kalp solunum, damarlar ve kaslar üzerindeki etkilerinin iyi bilinmesi gerekir. Kalp, damar, solunum ve kaslar gibi organlar üzerinde etkileri bilinmeyen yapılan ağır egzersizler. Bakın etkilerden şurada bahsediyor. Ağır egzersizlerden burada bahsediyor. Sakatlanmalara ve ölüme neden olabilir diyor. Hatta şurada da onun da cevabı var. Sakatlanmalara ve ölüme yol açabilir. Doğru biçimde ve eksiksiz birleştirilmiş hali 7. sorunun Balıkesir cevabında var arkadaşlar. Şimdi geldim, hangisinde bir yazım yanlışı var? Birçok bitişik doğru, bir hayli ayrı doğru, bir ara ayrı. Çünkü sıfat tamlaması bitişik yazılmaz ama birdenbire bitişik olacak. Sorunun cevabı Denizli. Şimdi 8'e bakalım, hangisi iyilik eki almamıştır. Zaten bu tarz sorular genelde durum ekiyle, yani ismin belirtme durum eki ı ile iyilik ekini ayırt edebiliyor muyuz, ayırt edemiyor muyuz? Bunu ister bizden. İmla kuralları, onların kuralları iyilik. Onların öğrenmeleri iyilik. Onların, yani kendilerinin değerlendirmeleri, burada da iyilik eki almış. Ama böylece yaptıkları hataları, onların hataları, yaptıkları onların hataları diyemeyeceğim için buradaki ı-i iyilik eki değil, durum eki arkadaşlar. İsmin belirtme hal eki ı-i durum eki olduğu için
Sekizinci sorunun cevabı denizli oldu. İlerliyorum. Hangisinin türü yanlış gösterilmiştir diyor. Gizli saklı yerler nasıl yerler? Gizli saklı yerler sıfat. Sürprizleri ile, ile zaten edat. Doğru. Boğaziçi sevgisi, sevgi soyut isim doğru. Kendi zaten dönüşlük zamiri. Bir tane dönüşlük zamiri var Türkçe'de. O da kendi. O da doğru. Ama peki bu güzelliklerin tadına varmak için bir gün yeter mi? Bir gün. Herhangi bir gün anlamında kullanılsaydı belgisiz sıfat olacaktı. Ama sayı belirttiği için belgisiz sıfat değil artık sayı sıfatı. O yüzden cevabım Edirne oldu. Devam edelim 11. sorudan. Hangisi yoktur demiş. Fotoğrafçı, fotoğrafçı olmuş. Burada bir benzeşme var ama şıklarda yok. Yüksekten yükselmek. Buradaki K düştüğü için ünsüz düşmesi var. Işık, ışığın yumuşama. Işık, ışığın yumuşama. Akıl, aklı, ünlü düşmesi. İstemek, istiyor da olmuş. Daralma var. Bir tane de ünsüz türemesi bulalım. Bir saniye. Şurada. Kasabanın mimari yapısı hakkında diyor ya. Hak, hakkı. K bir taneyken iki tane olmuş. Ünsüz türemesi var. Ama ünlü türemesi olmadığı için 11. sorunun cevabı Adana oldu. Hemen geldim 12'ye. Hangileri tür bakımından aynıdır demiş. Bilgi çağı burada isim bilgi. Her gün dediğim için sıfat ama belgesiz sıfat. Hangi gün olduğu belli değil. Bunlar zamir. Nasıl alan, geniş alan, niteleme sıfatı. Nasıl bozulduğu için, hızlıca bozulduğu için zarf. Bu da dediğinde ismin yerini tuttuğu için zamir. Evet, şurada aslında 2 ve 4 bunların ikisi de sıfat ama farklı sıfat türleri olduğu için bunları saymamış. Bu ve bunlar 3 ve 4 12. sorunun cevabı denizli. Şimdi 10. soruya bakalım. Edebi deneyimlerin farklı arayışlar, etkileşimler, sınır aşma çabalarıyla yeni maceralara açıldığı günümüzde eleştiri de çeşitlenmiş ve farklı anlamlar kazanmış durumda. Yani artık günümüzde eleştiri anlayışı değişmiştir diyor. Peki devam edelim. Mutlak bir değerlendirme tavrı ve mutlak bir yargı ile yapıtı olumlu olumsuz, iyi kötü, güzel çirkin gibi kategorilere ayıran köşeli eleştiri anlayışı artık tarihe karıştı. Yapıtta var olan çeşitli yöntemlerle derinlikli bir biçimde ortaya koymak daha önemli. O zaman diyor ki aşağıdaki parçaların hangisinde bu eleştiri anlayışı örneklendirilmemiştir. Yani karşı çıkılan eleştiri anlayışını arayacağız. Karşı çıkılan eleştiri anlayışı örneklendirilmemiştir dediği için. Mesela burada oldukça beğendiğim örnekler diyor ya, kendi kişisel iyi, kötü, güzel, çirkin anlayışını vermiş. O yüzden burada örneklendirilmiş. Hiç hoşlanmadığım diyor, yani kendi iyi, kötü anlayışını vermiş. Daha sonra yine zorlama bir üslup diyor, kendi kişisel fikrini vermiş burada. Bilgisizliği diyor, tiyatro konusunda bilgisizliği, yine kendi kişisel fikrini vermiş ama sanatçı ağır boşlukta insanın iç dünyasını ele alıyor, yalnızlık, hüzün duygularını yalın bir dille direkt anlatıyor derken daha nesnel bir tavır takındığı için aslında parçada istenen eleştiri anlayışı veriliyor. Adana, Ceyhan, Denizli ve Edirne'de karşı çıkılan anlayış örneklendirilmiş. Balıkesir'de olması gereken anlayış örneklendirilmiş. Şimdi 13'e bakalım. Hangisi çıkarılırsa öge sayısı değişir. Şimdi burada doğal yapısı bozulmamış akarsular ve dereler içerisinde pek çok ölü ağaç bulunur. Bulunur yüklem. Nerede bulunur? Akarsular ve dereler içerisinde bu dolaylı tümleç. Altı çizili kısım dolaylı tümlecin sadece bir sıfatı. Yani o cümlenin bir ögesi değil. O yüzden onu çıkarsak da öge sayısı değişmeyecek arkadaşlar.
Devam. Ölü ağaçlar akarsuların içerisindeki tüm yaşam alanlarının yaklaşık yarısını oluşturur. Oluşturur yüklem. Oluşturan ne? Ölü ağaçlar. Neyi oluşturur? Tüm yaşam alanlarının yaklaşık yarısını nesne. Yine bu akarsuların içerisindeki nesnenin sıfatı. Yani bunu çıkarsak da çıkarmasak da bir değişiklik olmaz öge sayısında. İsterseniz direkt doğru şıkka gidelim. Dörde. Bu ağaçlar organik maddeleri tutarak akarsudaki yaşam döngüsünü korur. Korur yüklem. Nasıl korur? Organik maddeleri tutarak. Burada altı çizili kısım cümlenin asıl ögesi, yani zarf cümlesi. Tabii ki onu çıkarırsam cümlenin öge sayısında bir değişiklik olur. O sebepten cevabım Denizli oldu. Devam edelim. Şimdi 14. sorumuz bir sıralama sorusuydu. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı ve kurallı bir bütün oluşturacak şekilde sıralandığında cümlelerden hangisinin yeri değişmez? Şimdi sıraladım ben. Hidrolik kırılma, açılan bir kuyudan petrol ya da doğal gaz çıkarılmasında kullanılan özel bir yöntem. Bu birinci cümle. Tabii ki yeri değişti. Bu yöntemde yerin metrelerce altında bulunan ve petrol doğal gaz içeren kıyılara sıvı pompalanıyor ve kaya çatlatılıyor. İkinci cümle bu. Birinde yeri değişti. Çatlatılıyor diyor ya. Devam ediyorum. Çatlayan kayaların içindeki petrol ve doğal gaz sondaj yapılarak yeryüzüne çıkarılıyor. Bu da üçüncü cümle. Üçüncü cümle olduğu için yeri değişmedi. Cevabım C şıkkı oldu. O yüzden devamını okumamıza gerek yok. Şimdi hemen bakalım hangileri getirilmeli. Direkt doğru cevap üzerinden gideceğim. Günümüz öykücülerin aktüel ya da politik konulara yakınlık duydukları söylenemez. Hatta kimi romancılar da bu konuları anlatmaktan kaçarak onları sinemaya veya popüler romana bırakıyorlar. Konudan bahsetti ya, konu diye. Bu konulardan uzak duran, çünkü popüler konu, güncel konu diyemem. Yani bahsettiği konular güncel ya da popüler değil. Aksine politik konular. O yüzden bu konular diye devam etmesi daha doğru olduğu için 16'nın cevabı Denizli oldu. Geldim 15'e. Fuat elindeki belgelerle binanın 3. katına çıktı. Fuat Özne. Birazcık daha yakınlaştıralım. Fuat Özne. Özne'den sonra virgül gelir. Şimdi 3. katına çıktı. Nokta dersem olmaz çünkü küçük harfle başlamış. Devamı noktadan sonra büyük harf gelir. İki cümleyi normalde virgülle bağlarım. Ama burada başka virgül olduğu için buraya noktalı virgül getirdim. Kapısında insan kaynakları yazan şeffaf camlı bir odadan içeri girdi. Odada birkaç kişi vardı. Orta yaşlı gözlüklü bir adam sert bir sesle şunu dedi. İki nokta üst üste. Buyurun, kime bakmıştınız? Soru işareti. Adamın sesi o kadar ürkütücüydü ki Fuat bir an geri dönmeyi düşündü. Ancak kendini toparlayarak elindeki belgeleri adama uzattı. Nokta, yani virgül, noktalı virgül. İki nokta, soru işareti, nokta diye devam ettiği için 15. sorunun cevabı Balıkesir. Geldik 17'ye. Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir adlaşmış sıfat fiildir. Evet, ilgilenen an en sıfat fiile ki üzerine isim çekimeki aldığı için adlaşmış, doğru. Farklı işlevlerde yapım eki almıştır. Ne demek farklı işlevde yapım eki? Bakalım. Bir saniye. Kalemi birazcık incelteyim araya işlem yapacağım için. Şimdi yapmak fiil kök. Yapmaktan yapılmak, fiilden fiil yapım eki. Yapılmaktan yapılış, fiilden isim yapım eki. O yüzden farklı işlevde iki tane yapım eki aldığı için doğru. Ek eylemin geniş zamanı ile çekimlenmiş bir isimdir. Yoktur. Tırtır ek eylemin geniş zamanı. Yok da isim, doğru. 5 isim tamlamasını nitelemiştir diyor. Hemen bakıyorum. Spor dalı isim tamlaması. Nasıl spor dalı? Özel spor dalı. Sıfat. O yüzden bu sıfat isim tamlamasını nitelemiş. Doğru. Yalnız sıfat görevinde kullanılmış bir edat grubudur diyor ya 4 için. Doğa ile, evet, bu doğru bir edat grubu ama sıfat görevinde değil. O yüzden 17'nin sorunun cevabı Denizli.
Devam edelim 18. soruyla. Biraz uzaklaştıralım. Shakespeare, Avrupa'da romantik edebiyatın kaynağı ve müjdecisi olarak anılan, gelmiş geçmiş en büyük yazarlardan biri. Yüzyıllardan beri yapıtlarına dair pek çok inceleme ve yorum kaleme alındığı halde, her zaman yeni bir yoruma konu oluyor. Yorumlandıkça yapıtlarının anlamları çoğalıp genişliyor. Shakespeare, en yanılmaz eleştirmen olan zamanın bilgi ışığında sonsuza kalacak nitelikteki şiirleri ve oyunlarıyla edebiyat tarihinde parıldarken, bir yandan da içinde yaşadığımız modern zamanlara ve farklı kültürlere de damgasını vurmaya devam ediyor. Çağımızda pek çok Shakespeare uyarlaması yapılıyor, oyunları en modern teknikler ve bakış açılarıyla sahneye konuluyor. Film senaryolarına, baleye, operaya, rock müzik yapıtlarına, çizgi filmlere, çizgi romanlara uyarlanabiliyor. O adeta sonsuz bir kaynak. Uçsuz bucaksız bir evren olarak var oluyor edebiyatın insanlığın belleğinde demiş Shakespeare için. Şimdi, yapıtlarının evrensel niteliğe sahip olduğu söylenebilir çünkü farklı kültürlerde arkadaşlar. Yapıtlarını her dönemde okurları etkileyecek zengin bir altyapıyla oluşturduğuna, evet, geçmişte de yorumlandı, günümüze de damgasını vurmaya devam ediyor, modern zamanda vuruyor dediği için bunu da söyleyebilirim. Çizgi filme, operaya, baleye dediği için sanat dallarına uyarlandığını da söyleyebiliriz. Öncü olduğunu da zaten söylüyor. Ama yaşadığı dönemde pek tanınmaması yok. Öyle bir şey söyleyemem. Yaşadığı dönemde de şimdiki dönemde de tanındığını söylüyor. Şimdi şu parçada 257 kişiye şiddet, kimine şiddet içeren, kimine şiddet içermeyen video oyunlarını oynamaları isteniyor. İnsanlar bu oyunları oynadıktan sonra fizyolojik ölçümlerden geçiyor. Bu ölçümde şöyle, şiddete duyarlı mı, duyarsız mı? Önce izlemeden önce geçiyorlar, sonra izledikten sonra. Daha sonra bunu izliyorlar. İzledikten sonra yine bir ölçüm yapıyorlar. Diğer ikinci çıkan ölçümde video oyunlarını, yani şiddet içeren video oyunlarını izleyen, oynayan kişilerde şiddete duyarlılığın azaldığını, yani şiddeti normalleştirme ve psikopatik gibi davranış bozukluklarının ortaya çıkabildiğini gözlemliyorlar. O zaman ne diyebiliriz burada? Devamlı olarak şiddet öğelerine maruz kalan kişilerde şiddete karşı duyarsızlaşma ve şiddet eğilimleri ortaya çıkabilir. Yani bunu ispatlamak için bu araştırmayı yapmışlar. 20. sorunun cevabı Balıkesir. Geldim 19. soruya. Hangisinin yer tamlayıcısında eylemsi yoktur? Hemen bakalım. Sanat tarihçileri ve eski eser uzmanlarını almak için can attığı Ali Sami Boyar'ın tablolarına Beyoğlu'ndaki kimi sergilerde rastlayabilirsiniz. Rastlayabilirsiniz yüklem. Neye rastlayabilirsiniz? Sanat tarihçileri ve eski eser uzmanlarını almak için can attığı Ali Sami Boyar'ın tablolarına dolaylı tümleyiç. Buradaki almak, makmek, fiilimsi. Bunun yer tamlayıcısında fiilimsi var arkadaşlar. Birazcık daha incelteyim kalemimi. Oraya varınca Osmanlı Konağı diye de adlandırılan ve otel olarak hizmet veren Tahir Efendi Konağı'nda 2 gece kaldık. Kaldık yüklem. Nerede kaldık? Osmanlı Konağı diye de adlandırılan ve otel olarak hizmet veren Tahir Efendi Konağı'nda. Burada veren var fiilimsi. Ama C'ye bakalım. Rüzgarın ılık ılık kestiği sonbahar sabahında kentin dışındaki turistik göl etrafında dolaştık, dolaştık yüklem. Nerede dolaştık? Kentin dışındaki turistik gölün etrafında dolaylı tümleç. Gördüğünüz gibi dolaylı tümleç için hiç fiilimsi olmadığı için 19. sorunun cevabı Ceyhan oldu. Geldik 21'e. Parçadaki yazım yanlışı nasıl değiştirilebilir diyor. Şimdi ay ve yıl adlarında, ay, gün, yıl adlarında eğer ki bu ay ve gün adlarının önünde rakam varsa o büyük yazılır. Yani Ekim'i burada tek başında kullansaydı, mesela Ekim'den bu yana deseydi o zaman küçük olacaktı. Ama hangi yıl, hangi gün olduğunu belirtiyorsa Ekim büyük yazılır ve Ekim'den sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır arkadaşlar. O yüzden 21. sorudaki yazım yanlışı Balıkesir'deki gibi düzeltirse paragrafta bir yanlışlık kalmamış olur. Devam edelim. 22'ye bakalım.
Eksi verilen açıklamayla uyuşmamaktadır diyor. Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için soru işareti kullanılır. Evet, Nesimi doğum tarihi bilinmiyormuş ama ölüm tarihini vermiş. Bu doğru. Tamamlanmamış cümlenin sonuna 3 nokta konur. Tarihi çarşıda yürüyorum. Her yanda hediyelik eşya dükkanları, antikacılar, kitapçılar. Yok değil mi? O yüzden ne yaptım? Bu da doğru. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için virgül konur. Behçet Necatigil'in Evler Şairini, evet Behçet Necatigil'i Evler Şairini ara söz virgül koymuş, doğru. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra ünlem işareti konur. Çocuklar, lütfen biraz sesli olun derken ünlem koymuş, doğru. Ama ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül konur demiş. Burada karşılaştırma yapmış. Karşılaştırma yapmak için noktalı virgül koymuş. İki farklı durumu öne sermek için. O yüzden E şıkkı uyuşmuyor. Şimdi bakalım bu parçaya göre kuş fotoğrafçılığının zor olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş 24. soruda. Kuş fotoğrafçılığına niyetlendiyseniz çok zor bir şey soyunduğunuzu bilmeniz gerekir. Kuş türlerinin özelliklerini ve davranışlarını gösteren kaliteli fotoğraflar çekmek zor. Fazlasıyla sabır, bilgi ve emek isteyen bir iştir. Çekmek istediğiniz kuşlar şu tarafa bak, başını biraz eğ, sen biraz geride dur, ışığa dön diyebileceğiniz modeller değildir. Çoğunlukla onların hazırladığı şartlarda ve onların tolerans gösterdiği mesafelerden çekim yapmak durumundasınız. Işığı, açıyı, fonu ve diğer çekim şartlarını kuşlar ve doğa belirler. Yani ne diyor? Fotoğrafı çekmek için gerekli olan koşulların fotoğrafçının iradesi dışında oluşması. Demin cevap anahtarını yanlış işaretlemişim arkadaşlar. İlk başta A'ydan onu düzelttim. Yanlış bakmışım. Okudukça zaten A olmadığını fark ettim. Şurada diyor ya, çekim şartlarını kuşlar ve doğa belirler diye. O yüzden 24. sorunun cevabı Edirne olacak. Geldim 23. soruya. Türkiye'de müzeye idealist bir şekilde bakıyorsanız bu idealin maddi anlamda bir geri dönüşü çoğu zaman olmaz. Nitekim bu müzisyen de tüm müzik serüveni boyunca bu durumun sıkıntısını çekmiştir. Ancak o bu durumdan hiç şikayet etmemiş, samimiyetsiz bir müzik üretmek yerine inandığı ve beğendiği şarkıların peşine düşmüş, akıntıya kürek çekmeyi göze almıştır. Evet, eserlerin niteliğinden ödün vermemiş. Doğru. Ticaretçiden başarı kazanamamış çünkü idealist davranmış ve bunun sıkıntısını çekmiştir diyor zaten. Devam edelim. Gerektiğinde gitar dersi vermiş, kitap çevirmiş ama müziğini basitleştirmemiş. Samimiyetinin kaybolmasına izin vermemiştir. Bugün Türkiye pop müzik tarihinin mihenk taşlarından biri olan Benimle Oynar Mısın albümünü ilk yayınladığı dönemde bugün için komik görünecek bir satış rakamı yakalamış. Buna rağmen o çizgisini hiç bozmadan ve ana akım içerisinde olmadan az ama nitelikli bir kitleye müzik yapmıştır. Müziğe olan saygısı ve idealist duruşu sebebiyle Türkiye'nin bütün kalbur üstü müzisyenleri onun albümlerinde gönüllü olarak yer almış, konserlerde çalışmış. Kalbur üstü dediği için saygın bir yeri var. Sınırlı da olsa bir kitleye ulaşmış ama müziğin farklı dallarında, yani hangi dalda müzik yapmış bu kişi? Pop dalında müzik yapmış. Farklı dallardan bahsediyor mu? Rock, jazz, şu bu diyor mu? Demiyor. O yüzden 23. soruda A şıkkına ulaşmamız mümkün değil. Geldim 25. soruya. Bu parçada konuşan kişi aşağıdakilerden hangisine yakınmaktadır? Ana fikir sorusu. Kimi çevrecilerin yanlış reflekslerle doğayı insanı dışlayarak korumaya çalışmasından. Kimi çevreciler insanı yaşadığı çevreyi daha çok tahrip eden ve sadece tüketen bir unsur olarak görmektedirler.
Oysa insan yalnızca bulunduğu çevreyi yok eden bir varlık değil, ona değer katan ve ruh veren en temel unsurdur. Koruma-kullanma dengesi bozulmadığı ve suistimallerin yaşanmadığı bir dünyada çevre insanla güzelleşmekte, onun varlığıyla anlam kazanmaktadır. Yani ne diyor bu parçayı yazan kişi? Kimi çevreciler insanın tamamen doğadan uzak durması gerektiğini düşünür. Ama doğa içinde insan da var olduğu sürece güzeldir diyor. O yüzden 25. sorunun cevabı Ceyhan oldu. Geldim 26'ya. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? A şıkkına bakalım. Plastikler dünyada en çok okyanuslara ve burada yaşayan canlılara zarar vermektedir. Okyanuslara taşınan plastiklerin çoğu canlılara zarar vermeyen kimyasalar oluşmaktadır. Okyanuslar karalardaki plastik miktarının azalmasını sağlayarak plastik kaynaklı tehditler için iyi bir koruyucu olmaktadır. Okyanuslarda plastiklerden kaynaklanan kirliliğin temizlenmesi ve karaların temizlenmesinden daha zordur. Küçük parçalara ayrılan plastiklerin balıklar tarafından yenmesi diğer canlılar için tehlikeli durumları ortaya çıkarabilir. Zaten A, B, D, E yani direkt şıkları okuduğumuzda bile bir mantık silsilesi yok ama bu şekilde yaklaşmayı mutlaka parçayı da okuyun siz. Plastik atıkların çoğunlukla şehirlerde üretildiğini ve bu nedenle plastik kirliliğin nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde yaşayan canlılar için sorun oluşturduğunu düşünebilirsiniz. Ancak plastik atıklar rüzgar, su yolları, akıntılar ve gelgitler ile çok uzak bölgelere taşınmaktadır. Yapılan bir araştırma dünya genelinde üretilen plastiklerin %1,5 ile 4,5 arasında okyanuslara taşındığını gösteriyor. Okyanus yüzeyindeki plastik parçacıklarının miktarı ise okyanuslara giren plastik miktarından çok daha az. Yani okyanuslardaki plastik atıkların büyük kısmı kayıp. Bilim insanları mikro ölçekteki plastik parçacıkların deniz canlılarının yediğini, böylece korkunç zararlı olan plastik atıkların besin zincirine dahil olduğunu düşünüyor. Evet, zaten şurada yediğini diyor ya, deniz canlılarının yediğini. O yüzden küçük parçalara ayrılan plastiklerin balıklar tarafından yenmesi diğer canlılar için de tehlikeli bir durumlar ortaya çıkarabilir demek doğru. Şimdi 28. soruda kişilerin görüşlerini vermiş. Hangisi söylenemez diyor. Elif görüşlerini tartışma tekniğinden yararlanarak vermiş. Evet, bazı kişiler zararlı olmadığını söylüyor. Ama ben farklı düşünüyorum dediği için tartışıyor. Selim kişisel görüşler öne sürmüş. Evet, teknolojiden kaçmak mümkün değildir. Kişisel bir görüş arkadaşlar. Mehmet görüşünü dolaylı anlatıma başvurarak ortaya koymaktadır. Mehmet bilim insanlarının söylediği sözü dolaylı bir yolla anlattığı için bu da doğru. Tüm öğrenciler görüşlerini karşılaştırma olarak belirtmiştir. Herhangi bir karşılaştırma yok arkadaşlar. Elif'inki dışında karşılaştırma yok. O yüzden dördüncü cümleye kesinlikle ulaşılamaz. Geldim 27. soruya. Hangisi yanlıştır diyor. Birinci cümle kurallı olumlu bir eylem cümlesidir. Birinci cümle geldi eylem cümlesi doğru. Kurallı da doğru. Evet, geldi yüklem sonunda kurallı. Gelmek olumlu. Aynı zamanda gelmek bir eylem. A şıkkı doğru o zaman. İkinci cümle girişik bileşik cümledir. Yani ikinci cümlede ne arayacağız? Fiilimsi arayacağız. Araştırdığımız içinde fiilimsi olduğu için girişik bileşik cümle. Üçüncü cümle bağlı cümledir. Evet, bağlaçla birbirine bağlanmış iki cümle var. O yüzden bağlı. Dördüncü cümlenin öznesi bir sıfat tanımlamasından oluşmaktadır. Bakalım dördüncü cümleye. Artık hizmet sunucu firmalar kullanıcı memnuniyetini artırmak ve operasyon maliyetlerini azaltmak için yapay zeka çalıştırmalarına daha çok yatırım yapmaya başladı. Başlayan kim? Hizmet sunucu firmalar. Hangi firmalar? Hizmet sunucu. Sıfat tamlaması doğru. Fakat beşinci cümle yüklemi birleşik fiil olan. Öngörmek birleşik fiil. Basit yapılı bir cümledir diyor. Basit yapılı olması için içinde hiç fiilimsi olmaması lazım. Ama değiştireceği burada fiilimsi. O yüzden basit değil, birleşik yapılı cümle. Şimdi paragrafın yapısıyla alakalı bir soru. Düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. Son yıllarda dünyanın pek çok yerine doğal yaşam alanları yok oluyor ya da parçalanıyor. Doğal yaşam alanlarından bahsediyor.
Bu parçalanma zaten parçalanıyor deyip bu parçalanma diye devam ettiği için akışı bozmaz 2'de 1'de. Bu parçalanma otoyol yapımı, yeni yerleşim yerlerinin kurulması, ağaç kesilmesi, yeni tarım alanlarının açılmasıyla oluşabileceği gibi yangın, sel ve benzeri doğal olayları sonucunda da oluşabiliyor. Doğal olan alanlardaki bu tahribat belli bir düzen içinde yaşayan tüm canlı türlerini tehdit ediyor. Doğal yaşam alanlarını kaybeden bazı türlerin ya nüfusu azalıyor ya da tamamen soyu tükeniyor. Doğal yaşam alanı bozulan ya da kirlenen kimi türler mevcut duruma ayak uydurmak için yeni davranış biçimleri ve refleksler geliştiriyor demiş. Fakat şu cümle tükeniyor diye bitiyor. Bu cümle bu tükeniş diye başlıyor. Yani dördüncü cümlenin devamı altıncı cümle olacak. O yüzden beşinci cümle parçanın akışını bozuyor arkadaşlar. Reklamlar insanları gereksinim duymadıkları şeyleri satın almaya zorluyor. Gereksinim duydukları ürünler hakkında ise çoğunlukla yanlış bilgilendiriyor. Reklam ürünün maliyetini artırıyor. Ağır reklam giderleri nedeniyle yeni işletmelerin pazara girme özgürlükleri engelleniyor. Ayrıca reklam yüzünden belli markaların ürünleri ön plana çıkararak haksız rekabet ortamı oluşturuluyor. Bu da ürün pazarında tekelleşmeye yol açıyor. Buna karşın reklam, talep yaratarak ya da talebi artırarak üretim artışını sağlıyor. Dolayısıyla da istihdam artışını sağlayarak refah düzeyinin yükselmesine katkıda bulunuyor. Rekabet ortamını canlandırarak ürünlerin daha uygun fiyatlarla satılmasını sağladığı gibi kalitenin yükselmesine çeşitli alternatifler arasından seçim yapmaya imkan tanıyor. Konusu neymiş bunun? Şimdi önce reklamı kötüledi, sonra reklamla alakalı olumlu şeyler söyledi. O yüzden reklamların işletmeler ve tüketiciler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri tam olarak parçanın konusu arkadaşlar. Şimdi geldim 32. soruya. Yapıtla ilgili hangisine ulaşılamaz? Söz edilen yazar ve yapıtla ilgili hangisine ulaşılamaz? Yazar Marquez, Cortazar, Rulfo gibi Latin Amerikalı yazarların toplumsal acıları dillendirirken izledikleri büyülü gerçekçilik yöntemini uyguluyor öykülerinde. Zaten bu parçada söz edilen yazar Marquez, Cortazar, Rulfo gibi Latin Amerikalı yazarları taklit ediyorsa kendine özgü bir anlatımı vardır diyebilir miyim? Diyemem. Özgünlük burada geçerli olmaz. O yüzden 32. sorunun cevabı direkt A oldu. Geldim 33. soruya. Bu parçada söz edilen yazarın 6. sözde belirtilen anlatım özelliğine örnek oluşturmaz demiş. Sözcüklere yepyeni ve parlak yüzler geçiriyor. Yani sözcükleri daha önce kimsenin kullanmadığı gibi kullanmış. Mesela içime oturan kurşun bir kütle. Burada yeni bir anlam kazandırmış. Sözleri bir ok misali delip geçiyor. Yine kimsenin kullanmadığı yeni bir anlam katmış. Onunla konuşmak tuzlu su içmekten farksız. Evet, biriyle konuşmasını tuzlu su içmeye benzetmiş. Bu da farklı bir anlam gösterir bize. Konuşması bir kedi mırıltısını andırırdı. Tek bir notadan akan müzik gibi monoton konuşur. Evet, bu da farklı. Ama her zamanki gibi yine otobüsü bekliyor. Elinde kırmızı bir çanta, sırtında uzun bir pardesü var dersem bir farklılık yok. Edirne oldu 33. sorunun cevabı. Şimdi 34. soruya bakalım ve direkt şıklar üzerinden gidelim arkadaşlar. Araştırmalarınızda hangi konular üzerinde yoğunlaşıyorsunuz diye sorarsa eğer muhabir, bilim adamı da temel çalışma konum diye cevap verir. Çalıştığınız projenin kanser tedavisi üzerine nasıl etkili olacağını düşünüyorsunuz? Nasıl etkili olacağını düşünüyormuş? Hücrelerde istenilen geni kolayca değiştirebilmesi mümkün olmuş. Yeni geliştirilen gen değiştirme teknolojisini kullanarak hücrelerde biyolojik saat genlerinin bozulmasını etkilerini sistematik olarak inceliyoruz demiş. Yani tedavisi üzerindeki etkileri anlatmış.
O yüzden 34. sorunun cevabı Balıkesir oldu. Şimdi Orient Ring diye bir spor var. Onunla ilgili bilgi vermiş ve hangisine ulaşılamaz demiş. Hemen bakalım. Şöyle daha düzgün işaretleyeyim. Orient Ring harita ve pusula kullanılarak harita üzerinde işaretlenmiş kontrol noktalarını arazide en hızlı şekilde bulmayı gerektiren bir spor dalı. Sporcular hedef noktasına ulaşabilmek için istediği noktayı seçebilir. Sporcuların gidilebilecek en iyi rotayı belirlemeleri, harita özellikleriyle arazi özelliklerini eşleştirebilmeleri ve bunları haritasız doğru bir şekilde uygulamaları gerekir. Bu spor engebeli ya da ormanlık alanlarda, parkurlarda veya kum arazilerde yapılabilir. Bu sporda başarılı olmak isteyen sporcuların kusursuz harita okuma, tam konsantrasyon ve hızlı karar verme yetilerini bir arada kullanmaları şarttır. Orientlik sporunu benzerlerinden ayıran en önemli unsur, koşarken takip edilecek birinin veya izlenecek bir yolun olmamasıdır. Yani sporcunun elinde yalnızca bir harita önünde sınırsız seçenek vardır. Sporcu kendi yeteneklerini kullanarak ve rakiplerin haritalarına yararlanarak bitiş noktasına en kısa sürede varmaya çalışacaktır. Evet, fiziksel olduğu kadar zihinsel yetenekleri gerekiyor. Aynı yaş grubu vesaire bir şey dememiş. Sınırları belirlenmiş güzergahın olmadığını söylüyor. Evet, farklı farklı arazilerde yapılabilir, kumlu, ormanlık falan diyor ya, bu da doğru. Benzer spor dallarına göre daha zorlayıcı olup olmamasıyla alakalı bir şey söylememiş. Şimdi 36. sorunun cevabı neden? 7. cümlede öngörde bulunmuştur diyor. Bakıyorum 7. cümleye. Yani sporcunun elinde yalnızca bir harita önünde sınırsız seçenek var. Sporcu kendi yeteneğini kullanarak rakiplerinin haritalarına yararlanarak bitiş noktasına en kısa sürede varmaya çalışacaktır. Burada bir öngörü yok arkadaşlar. Bir tahminde bulunmadığı için 36'nın cevabı da E oldu. Geldim 37. soruya. Cevap anahtarını bir kontrol edeyim. 37A. Evet. Şimdi 37. soru. Biraz uzaklaştıralım. Organik tarım, ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmayı yönelen İnsana ve çevreye dost bir üretim şeklidir. Organik tarım, yüksek geri kullanıma dayalı endüstriyel tarımın insan sağlığı, ekonomi ve çevre açısından ortaya çıkardığı olumsuz sonuçları karşısında alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Kaynakları en iyi şekilde kullanarak yanlış uygulamalar sonucu bozulan doğal dengeyi korumayı amaçlayan bu tarım biçiminde sentetik kimyasal gübrelerin, ilaçların, hormonların kullanımı yasaklanmıştır. Bunların yerine nitelikli ürün almak için toprak verimliliğini artacak yeşil gübreye, organik atıkların gübre olarak kullanımına ve biyolojik kontrol gibi yöntemlere başvurulmuştur diyor. Organik tarım yöntemleri ortaya çıkan her ürün organik değildir. Bir ürünün organik olabilmesi için tarıma uygun olarak yetiştirildiğini ve bağımsız bir kontrol ve sertifikasyon kuruluşu tarafından onaylanması gerekir. Aksi takdirde bu ürün hiçbir kimyasal kullanılmadan yetiştirilirse ya da kendi doğal ortamında üretilse dahi organik ürün sayılamaz. Hatta bir ürün yalnızca üretim aşamasında değil, satın alma, depolama, işleme, paketleme ve satış aşamalarında yine bağımsız kurumlar tarafından denetlenmesi gerekmektedir. Evet, 37. soruda hangisi çıkarılamaz? Dünyada ve ülkemizde hızlıca yaygınlaştığı çıkarılamaz. Böyle bir şey söylemiyor. Uygulanmasının endüstriyel tarıma göre daha kolay olduğu değil, daha avantajlı olduğu söyleniyor. Doğal dengenin korunmasına rolü olduğu da söyleniyor. O yüzden 37. sorunun cevabı A oldu. Şu
buradan 5. cümleden itibaren de bölersek, çünkü artık organik tarımı bir kenara bıraktı. Organik tarımla yapılan her ürün organik midir? Bunu tartışmaya başladı. O yüzden 5. cümleden itibaren 2. paragrafı başlanmış olunur. 40. soruya bakalım. Yeşil deniz kaplumbağaları iklim değişikliği yüzünden ciddi ölçüde tehdit altında. Kaplumbağalarda genellikle yuvanın daha altta kalan, daha serin kısmındaki yumurtalardan erkek yavrular çıkıyor. Küresel ısınmanın etkisiyle sıcaklıkların artması, yumurtalardan sadece dişi yavruların çıkmasına ya da sıcaklık belli bir noktayı aştığında hiçbir yavrunun sağ kalmamasına sebep olabiliyor. Şimdi iklim değişikliğinin kaplumbağaya olan etkisini anlatmış. İkinci paragrafta da Akdeniz uzun balinası açık denizlerden kıyı sularına Akdeniz'in çok çeşitli habitatlarını bulunuyor. Balinalar çevresel koşullardan ve avlarının dağılımından da büyük ölçüde etkileniyor. Burada da aynı şekilde küresel ısınmanın hayvanlara olan etkisini anlatmış. Aynı düşünceyi pekiştirmek için iki farklı örnek sunulmuş. 40. sorunun cevabı da Ceyhan.